Selamlar herkese, ben Kaan. Arkadaşlar bugün 15 tatilde ben neler yaptım ve siz neler yapabilirsiniz? Bunu hem TYT, AYT olarak ayrı ayrı hem de işte TYT'de konu eksiğim çok fazla, bu durumda ne yapabilirim? AYT'de konu eksiğim çok fazla, bu durumda ne yapabilirim? Veya konularım iyi, ona göre ne yapabilirim? Tarzında. Hepsini farklı farklı size açıklamak istiyorum birazcık. Öncelikle kendim 15 tatilde TYT ve AYT düzenimi nasıl götürdüm? Neler yaptım? Konu tekrar yaptım mı? Bu tarz soruları yanıtlamak istiyorum. Kısaca açıklayayım arkadaşlar. 15 tatile girerken arkadaşlar benim AYT'de açıkçası işlemediğimiz konular dışında çok fazla konu eksiğim yoktu. Bu durumda ben de dedim ki çok fazla konu tekrar etmeyeyim. Ben AYT'den test kitabı çözerek bence ilerleyebilirim dedim. Bunun üzerine bir tane AYT matematik, bir tane fizik, bir tane kimya, bir tane de biyoloji kitabı belirledim. Bazılarını satın aldım. Bazıları zaten elimde vardı ama çok fazla çözmemiştim. Dedim ki 15 tatile kadar bu 4 kitabı bitireceğim dedim. Ve bitirdim hepsini. Peki hangi dersten hangi kitapları çözdüm, bunu da söyleyeyim. Matematikte kimyadan hangi kitapları çözdüğümü gerçekten hatırlamıyorum. Yani hiç fikrim yok ya. Bir şey çözdüm ama hangisini çözdüğümü gerçekten hatırlamıyorum. AYT biyolojiyi çok net hatırlıyorum. Parafın AYT biyolojisini aldım. Bayağı da kalın bir kitaptır o. Onun tamamını bitirdim. AYT fizikten de MF kazanımı aldım arkadaşlar. O da yani AYT fizikteki bence en zor yayındır. Onu da kıvrana kıvrana gerçekten çözdüm tamamını. AYT'den bunları yaptım. Ha peki konu tekrar etmedim mi? Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım ben. Bizim AYT biyolojimiz tamamen bitmemişti. Yani bitki biyolojisinin belli bir kısmı duruyordu. Peki AYT'den hiç konu tekrar etmedim mi? Yani konu tekrar etmeyelim mi? Ya bence edebilirsiniz. Benim mesela şöyle, AYT biyolojiden çok fazla konu eksiğim yoktu dediğim gibi. Ve bitki biyolojisinde belli bir kısmı kalmıştı. Yani okul başlayınca o kısmı da bitirip tamamen AYT biyolojiyi bitirecektik. Ben de dedim ki hani zaten çok fazla bir şey yok. Ben bunu okuyarak anlayabilirim, hazmedebilirim dedim. Ve AYT biyolojiyi kendim bitirmiştim. O bitki biyolojisinin kalan kısmını kendim çalışmıştım. Ha bir de mesela atıyorum, yani herhangi bir konuyu çözerken zorlandığımı düşündüm. Ha bunun üzerine konu tekrar etmişimdir belki ama gerçekten hani ben bunu kesinlikle tekrar ettim, şu konuyu kesin tekrar ettim, sorun yaşıyordum diye şu anda hatırlayıp size söyleyebileceğim bir konu yok açıkçası. Ama tekrar etmişimdir. Yani konu tekrar etmeniz gerekiyorsa edebilirsiniz gayet. Zaten az sonra da söyleyeceğim bunu. Peki TYT'den ne yaptım? Arkadaşlar şu anda yanda zaten görüyorsunuz. Tablonun çok küçük bir kısmı gözüküyor. Benim bir tane tablom vardı. Bu tabloya her şeyi yazıyordum. Baktım TYT adına neler yaptığımı. Arkadaşlar 15 günün 9 günde TYT denemesi çözmüşüm. Hepsinin netleri de yazıyor burada. Yani ben size zaten hep diyorum TYT denemesi çok önemli. TYT denemesi çok önemli. Netleri yükseltiyor diye. Yani ben de burada gayet başarılı bir TYT denemesi serüveni geçirmişim 15 günlük. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Ya hiç boş günün geçmedi mi falan diye soracaksınız büyük ihtimalle. 15 günün bir tanesine de fire vermişim. Tamamen bomboş yani gün. Hiçbir şey yok. Yani kısaca 15 tatilim benim böyle geçmiş. Şimdi siz neler yapabilirsiniz? Öncelikle TYT adına bir şeyler söylemek istiyorum. TYT'nizde konu tekrar etmeniz gerekiyorsa arkadaşlar bence artık soru bankalarını salmamızın zamanı geldi. Zaten çoktandır geldi bence. Ama hala konu eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız ve kendinize çok güvenmiyorsanız biliyorsunuz ki TYT Camp diye bir şey var. İşte bilgisayar malım var, parafım var, bir sürü yayınım var. İsterseniz onlardan bir tanesini alıp kendi TYT'nizi konu anlatım olarak güçlendirebilirsiniz. Ama ayrıca bence zaten 2 hafta var 15 tatilde. Yani her hafta bir tane TYT denemesi de çözseniz sizin için gayet iyi olur. Ama TYT'nizi illa güçlendirmek istiyorsanız TYT Camp kısa ve sıkıştırılmış bir çözüm olabilir sizin için. TYT'niz iyiyse yani konu tekrarına gerek duymuyorsanız artık o zaman arkadaşlar yapmanız gereken tek şey gerçekten deneme çözmek. Benim ne yaptığımı gördünüz. 15 günde 9 tane deneme çözmüşüm mesela. Sizin de en az bence 2-3 güne bir tane TYT genel denemesi çözmeniz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki şu online ders olayından çok fazla yakınıyorsunuz. İşte TYT'yi istediğim kadar önem veremiyorum veya zamanım olmuyor. Şimdi arkadaşlar sabahlarınız boş. Zaten dersler yok. 2 güne 3 güne bir tane TYT genel denemesi çözerseniz kendinizdeki değişimi 15 gün içerisinde bile fark edersiniz. Ve ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar TYT'de konu eksiğiniz yoksa sakın 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 altını çiziyorum. TYT Camp falan almayın. Çünkü biz diyorduk ki TYT Camp alalım mı acaba? Yani bizim kafamızda çok fazla soru işareti vardı bununla ilgili. Ben almadım. Bir tane arkadaşım vardı, benim sınıf arkadaşım. Şu anda da Ege Tıp'ta okuyor. 3000 civarı yaptı. Yani iyi bir öğrenci, derece öğrencisi sonuçta. Onunla da konuşuyorduk. Dedi ki ben alacağım dedi. Ben de dedim almayacağım. Bakalım 15 tatilden sonra ne olacak diye konuştuk. İşte 15 tatilden sonra bir gün konuşuyorduk. TYT Camp bitti mi falan, çözeceğim demiştin dedim. O da dedi ki aynen çözdüm dedi. Peki dedim hani yararlı oldum yani, iyi ki çözmüş müsün falan dedim. Yani keşke TYT denemesi çözseydim dedi. Hani çok gereksizmiş dedi. Çünkü zaten konuları biliyoruz ve yani denemedeki soruların çok yakınlarını değiştire değiştire koymuşlar dedi. Ve zaten çok fazla soru var ve bütün zamanımı yiyor dedi. Ben de dedim ki yani iyi ki çözmemişim. O yüzden TYT konularınız iyiyse dediğim gibi ben TYT denemesini TYT kamplara tercih ederim açıkçası. Çünkü gerçekten TYT kampta bir fasikülde yaklaşık 200 soru falan oluyor. Ve bu gerçekten çok fazla yani. 200 soru TYT çok gereksiz.
Şimdi AYT'ye geçelim ama AYT'ye geçmeden önce size birkaç şey söylemek istiyorum 15 tatilin AYT için neden bu kadar önemli olduğu ile ilgili. Arkadaşlar bu zamana kadar işte online derslerdir vesaire bu tarz sebeplerden dolayı işte konu tekrar yapamıyoruz veya yeterince test çözemiyoruz gibi sıkıntılar yaşadığınızdan bahsedip duruyordunuz. Şimdi arkadaşlar 15 tatilde dersler olmadığı için ve aynı zamanda sizin dikkatinizi dağıtabilecek başka hiçbir şey olmadığı için ve gerçekten şuna emin olabilirsiniz, 15 tatil gibi bir boşluk senenin sonuna kadar gelmeyecek. Yani bu AYT'de eski konuları doğru düzgün tekrar edebilmeniz için son şansınız olabilir. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerektiğiyle sözlerime başlıyorum. Şimdi de AYT'de neler yapabilirsiniz birazcık bunlara bakalım. Öncelikle AYT'de konu eksiğiniz varsa, yani belli konuları gerçekten tekrar etmeniz gerekiyorsa ve bu konu sayısı da az değilse neler yapmalısınız? Öncelikle bütün dersleri tek tek ele almamız gerekiyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, hepsini bir konuları bir çıkarmamız gerekiyor. Hangilerinde eksiğimiz var, hangilerinde eksiğimiz yok görmemiz gerekiyor. Eksiğimiz olanları işaretleyelim ve işte o konuların hangileri olduğunu belirleyelim. Bunu bir örnek üzerinden birazcık daha pekiştireyim. Mesela biyoloji dersinden örnek vereyim. Biyolojide bir sürü konu var ve 5 tane konuyu tekrar etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Konu dediğim de bayağı hani büyük bir şekilde işte atıyorum solunum sistemi, sindirim sistemi gibi konuları tekrar etmeniz gerekiyor ve bunlardan 5 tane var. Ve ayrıca şunu da biliyoruz ki 15 gününüz var. Demek ki en kötü ihtimalle 3 güne bir sizin biyoloji çalışmanız gerekiyor ki bu konuları tekrar edebilirsiniz. Bunu aklınıza tutmanız gerekiyor. Mesela kendinize not alabilirsiniz. 3 güne bir benim kesinlikle biyoloji çalışmam lazım. Ama mesela istiyorsanız 5 günde bütün biyolojiyi bitirip kenara da atabilirsiniz. Ama dediğim gibi planınızı aksatmamaya çalışın. Bu konu tekrarı olayını nasıl yapabiliriz? Mesela atıyorum solunum sisteminden devam edeyim örnek vermeye. Testleri çözmeden önce konuyu güzelce bir okuruz böyle. 1 saattir, 1,5 saattir ne kadar veriyorsanız artık. Ondan sonra da belirlediğiniz bir kitaptan arkadaşlar solunum sistemini baştan sona çözüyorsunuz ve artık solunum sistemi tekrar edilmiş oluyor sizin için. Veya istiyorsanız bir tane daha kitap. O ne kadar kitap çözdüğünüz size bağlı bir şey. Konu tekrarını da böyle yapabilirsiniz kısaca anlatacak olursam. AYT'de konu tekrarına gerek duymuyorum diyorsanız, yani şimdiye kadar konuları yeterince anladım, artık benim önüme bakmam lazım, test çözmeye devam etmem lazım diyorsanız, arkadaşlar o zaman bence benim taktiğimi uygulayabilirsiniz. Yani bir tane AYT matematik, bir tane AYT fizik, bir tane AYT kimya, bir tane AYT biyoloji kitabı alın veya elinizde varsa ama tamamı veya çoğu çözülmediyse o kitapları belirleyin, 4 tane kitap ve deyin ki ben bu kitapları 15 saatinin sonuna kadar silip süpüreceğim. Bu arkadaşlar sizin için çok büyük bir hedef gibi görünebilir ama bitiyor. Yapabiliyorsunuz. Bunu yapanlar var ve siz de yaparsanız arkadaşlar derece yapanlar kervanına eklenirsiniz. Baştan söyleyeyim bunu. Bunu da işte nasıl yapabilirimi birazcık daha kolaylaştırmak için şöyle yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar baktınız AYT adına çözmeniz gereken 30 tane ünite var. Bütün dersleri dahil ediyorum. İşte matematiği de var, biyolojisi de var bunun içinde. Bu ünitelere ne örnek olabilir? Mesela atıyorum biyolojiden örnek verdim az önce. Solunum sistemi olabilir veya sindirim sistemi olabilir. İşte kimyada hız olabilir, fizikte çembersel hareket olabilir. Bu gibi üniteler var ve bunlardan 30 tane var ve 15 gününüz var. Diyeceksiniz ki kendinize, benim hangi dersi çözüyorsam çözeyim günde en az bu ünitelerden 2 tanesini bitirmem lazım diyeyim. Hatta benim verdiğim örnekte günde 2 tane konu çıktı. Kendinize güveniyorsanız bu 2'yi de 3 yaparsınız. 10 günde tamamını bitirirsiniz mesela. Bu da aslında sizin için çok iyi bir challenge olur. Çünkü hedefiniz 10 günde bitirmektir ve her türlü 15 günde bitirecek hale gelirsiniz. Ama 15 güne yayarsanız tamamını belki 20 günde falan bitirebilirsiniz. Bu yüzden aslında hedefi 15 günün altında bir gün sayısında tutmak daha mantıklı olabilir sizin için. Bu da size benden küçük bir tüyo. AYT için de arkadaşlar bunları söyleyebilirim. Zaten kendim neler yaptığımı da size videonun başında söylemiştim. Bundan da birazcık feyz alarak kendi çalışma düzeninizi, kendi çalışma planınızı düzenleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar yeniden hatırlatmak istiyorum. AYT'de ve TYT'de, özellikle AYT'de konu tekrar etmeniz için bu kadar büyük bir boşluk 15 tatilden sonra bir daha gelmeyecek arkadaşlar. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ve kendi netlerinizi gerçekten hem AYT hem de TYT adına çok fazla yükseltebileceğiniz bir dönem bu. 15 günü çok iyi değerlendirmek veya çok kötü değerlendirmek sizin elinizde. Şöyle diyeyim, ortalama bir öğrencisiniz ve 15 saatiniz çok iyi geçti. İşte dediğim gibi birer tane AYT kitabı bitirdiniz, TYT denetlerinizi yükselttiniz, denemenizi bol çözdünüz. Bu durumda artık ortalama bir öğrenci değilsiniz. Ortalamanın üstüne çıktınız ve artık derece yapabilme potansiyeliniz var demektir. Aynı şekilde kötü bir öğrencisinizdir veya hani ortalamanın altında bir öğrencisinizdir. Ama dediklerimi yaparsanız artık ortalamanın altında bir öğrenci olmazsınız. Ortalama, belki ortalamanın üstünde bir öğrenci olursunuz. Bu durumda derece olmasa bile hedeflerinize çok çok fazla yaklaşabilirsiniz. Ve aslında ikinci dönemi kendiniz için bir kaos ortamından güllük gülistanlık bir ortama çevirebilirsiniz. Bu 15 günü çok iyi değerlendirerek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aynı zamanda abone olmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. 15 tatilinizi iyi geçirin.
Hoşça kalın.